Evet arkadaşlar, 3D Soru Bankası çözümlü soru bankasından çözmeye devam ediyoruz Kıvırcığım'la beraber. Hadi Kıvırcığım, bunu çözelim. Çözelim hocam. Ne demiş bize? Eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen ve bir açıortay var. Açıortayı gördün mü? İpucunu vermiş orada. Hemen indi ki kardeşim, uğraştırma beni. Tamam mı? 4'se bir kenarı eşkenar üçgenimizin ne oluyordu? Taban 2, 2 bölüyordu değil mi? Pisagor'u yaparsam kök 14'ün karesi 14. 2'nin karesi 4. 14'ten 4 çıkarsa yazalım değil mi ya? Direkt Öklid bağıntısını da kullanabiliriz. Şurayı bulalım da. Ha, şuradan diyorsun değil mi? Evet. Daha doğru ya. Oradan hiç uğraşmadan. Karesi eşittir. 2 çarpı tamamı. Tamamı. X artı 4 değil mi? Hı hı. 14, 2'ye böl 7 eşittir. X artı 4, X eşittir 3. 3. Var ya, bir tanesin ya. Kıvırcığım, al bakalım. Allah. Evet, ne demiş bize burada? Eşkenar üçgen demiş. BC kenarına X diyelim. Bunun alanı nedir? X kare kök 3 bölü 4, 4 değil mi? Evet. Eksi. Diyor ki bana BD doğrusu boyunca bunu şöyle ne yapmış? Simetrisini almış. Burası oluşmuş değil mi? Hı hı. Yani bir kenarı 4 olan başka bir eşkenar üçgen oluşmuş mudur? Şurası 60 derece. Burası da 60 derece olacak. Bak. Burası evet, da 60 olacak değil mi? Paralel değil. Şurası paralel olduğunu bilmiyorum. Sadece şu 60'sa buraya göre simetri aldık ya. Yani A'yı DE şey doğrusuna oluyor, göre. Tüm hepsi 60'sa olsa otomatikman da paralel oluyor aynı zamanda. Yani şu o sonraki sonuç. Sonraki sonuç. Sonraki sonuç. Ben zaten. Sonraki sonuç o. Başlangıç olarak bizim 60'ımızın geliş noktası simetriden kaynaklanıyor. Hı hı. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman burası 4'se, burası da 4'se, buranın alanı nedir? 4'ün karesi kök 3 bölü 4 değil midir üstad? Evet hocam. Eşittir 21 kök 3. 4'ler ortak parantez alırım. X kare kök 3. Eksi 16 kök 3 eşittir. 4 ile çarparsam 84 kök 3 yapar. Kök 3'ler gidecek değil mi? Evet. X kare eşittir. 84 artı 16 ne yapar? X kare eşittir 100. X eşittir 10. 100 yap değil mi? Eminiz değil mi? 100. Eminiz. Evet 100. X eşittir 10. Neymiş cevabımız o zaman? 10'muştur. Al bakalım. Evet arkadaşlar. Hemen yapacağımız olay ne? 30, 60, 90'ları yazmak ve keyfimize bakacağız. Bak şimdi. 60 dereceyi yazıyorum. 60 dereceyi yazdım. Burası da ne olacak? 60 derece değil mi? Şurası nedir? 30 derece. Evet. Değil mi? Şimdi bak 90, 60 ise burası da nedir? 30 değil midir? 30. O zaman burası da 30'dur. 4 kök 3 ise burası 120. Neydi? X, X, X kök 3'tü. Yani burası 4, 4. 4. Hı-hı. Değil mi? Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı neydi? 2 idi. 60'ın karşısı 2 kök 3'tü. Değil evet. mi? Burası 4 ise burası da 4'tür. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2'dir değil mi şurası? Tamamı 8. Doğru mudur? Aynen öyle. Tamamı 8 ise burası da 8. Buraya kaç kaldı? 6. 6 kaldı. Şimdi burası 30 derece. O zaman buraya ne kaldı? 3 kaldı değil mi? 3 kaldı. Bak tamamı 8'di. 3, 2, 5 kaç kalır geriye? 3 kalır. Yani x'imiz neymiş? 3'müş diyoruz. Buradan başladık. Böyle döndük. Geldik arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar bize ABC eşkenar üçgeninde demiş. D noktasının AC'ye göre simetrisi E'ymiş. Yani şurayı tam dik alıyorum çünkü simetrisi AC'ye göre burası. Hı hı. O zaman şöyle birleştirirsek bak şuraya alfa de şurası ne olacak? 60 eksi alfa değil mi? Evet. Pardon 60 eksi alfa olur mu? Alfa olur direkt. Göremiyorum değil mi? Ki. Alfa olur. Burası alfa ise burası da alfa olur. Evet. Tamam. Çünkü simetri aldım. Bunlar eşit olmak eşit zorunda. Eşit olduğu için ikisi kenar. Evet. Bunlar da aynı şekilde olacak mı? Şöyle bak bu sefer de AB'ye göre simetrik almışız değil mi? F noktası simetrikmiş. Evet. O zaman ne olur burada da? Şunlar birbirine eşit olur. Şurası 60 eksi alfa olur değil mi? Eşkenar üçgen olduğunu söylemiş bana ABC'nin. Orası şurası 60 eksi alfa. Şimdi bunun tamamı ne yaptı? 120 yaptı mı? 120 derece bak. 2 alfa, 120 eksi 2 alfa. Evet. 2 alfalar gitti. Bak burada ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı gördün mü bak. Hı hı. Tepe açısı 120 olan ikiz kenar üçgen. AD kök 6'ymış bak. Burası kök 6 ise burası da kök 6, burası da kök 6. Evet. Kök 6, kök 6 neydi? Çöküş katı. Kök 18 değil mi? Yani 2 kök 3. Yani 3 kök 2. Cevap neymiş? Hayır, niye 2 kök 3 dedim ki ben? Cevap neymiş? C eşitmiş. Dur hepsini alma. Arada soru var. Al bakalım. ABC eşkenar üçgenin demiş. İçerisinde öyle bir K noktası alınıyormuş ki köşeleri uzaklıkları aynıymış. O zaman K'yı aldığımız zaman şunların hepsi birbirine eşit olacak değil mi şöyle? Bunlar birbirine eşitse ne olur bu? Şu açılar aynı değil midir hep? 30 derece eşkenar üçgen olduğu için. Değil mi? Evet. Hepsi 30, 30, 30 olacak değil mi şöyle? Şimdi sonra ne diyor bana? Sonra diyor ki K noktasının diyor AC'ye göre simetrisi. Şuna ABC yazalım. ABC. AC'ye göre simetrisi demiş bana. Kırmızıyla yazmak istiyorum. AC bu. Değil mi? Bir tane K simetrisi aldım ya. Şurası. Değil mi?
E noktası. Şimdi burasını aldığımız zaman burası 30 derece 30 olacak mı? Olacak, şuralar evet. 60'ar derece olacak değil mi? Şöyle 60 derece olacak. Şimdi şuraya bir kök 3 birim dersem 30'un karşısı 1 olacak. Şurası 90, 90'ın karşısı 2 olacak değil mi? Evet. Şimdi bak burası kök 3 ise burası da kök 3 değil midir? Şimdi burası ne yaptı? 2 kök 3 yaptı değil mi? Evet. Şimdi bize neyi sormuş? AE 2 birim bölü AC. 2 kök 3. 2'ler gitti. 1 bölü kök 3. Bu da ne yapar? Kök 3 bölü 3 yapar. Al bakalım. Evet. 60 derecelerimizi yazalım bir değil mi? Şöyle. 60, 60, 60. Burası da ne olacak? 30 derece. Şimdi 60'ın karşısı. Bak şuraya A dersem. Bunlara A dersem. Tamam. Hı-hı. Bak şimdi. 90'ın karşısı 17 artı A değil mi? 30'un karşısı 5 artı A mı? 12 katı 17 artı A eşit. Yani 2A artı 10 eşittir. A artı 17 eşit. A'yı buraya attım. A eşittir. Onu da karşıya attım. 7. A neymiş? 7'ymiş. 7, 7. Burası ne yaptı? 12 mi yaptı? Evet. 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı neydi? Bunun kök 3 katı değil miydi? 12 kök 3. Cevabımız 5 çıkmış. Al bakalım. Evet. Şimdi bakın. Arkadaşlar açıortayı gördünüz. Dikliğimiz var. Burası 5 birim. Burası 9 birim. Pisagor'dan burayı bulabilir miyim? Heh? Buluruz. Nedir Pisagor'dan? 9'un karesi 81, eksi 5'in karesi 25, değil mi? Hı hı. Ne yapar? 6, 7'den 2 çıkarsa 56, değil mi? Evet. Yani burası kök 56 yaptı. Tamam? Hı hı. Şimdi demiş ki bana, şimdi şurayı uzatırsam, şöyle uzattım diyelim, tamam? Bak, hem açıortay hem dik. İkizkenar olmuş. İkizkenar. 9 ise burası 9 olacak. O zaman buraya kaç kalır? 4. Evet. Pisagor yapalım. Kök 56'nın karesi 56. Evet. Karesi 16. 72 mi yaptı? Evet, 72. O da 6 kök 2 midir şurası? Aynen öyle hocam. Hatta 3 kök 2, 3 kök 2. Burası ne oluyordu? 3 kök 2, 3 kök 2 oluyor değil mi? Hı-hı. Başka ne var kıvırcığım burada? Buraya 90 dersem. 90'dan. 90'a bir tane öklit var orada. Yok yok. Yok şey de var ama. Muhteşem üçlü daha. He muhteşem üçlü. Bak 3 kök 2, 3 kök 2. Sen buradan bakıyorsun ben değil mi? Ben buradan baktım. Evet. Buradan baktığımız zaman 3 kök 3 kök ise. Evet o da 3 kök 2. 3 kök 2 olacak. Cevabımız E şıkkı. Evet,